İstanbul'a, İstanbul'a benzemiyor. Gel şuraya. Bak şimdi. Şu alacalıyı da gör bak şunu. Ne kadar tatlı. Çemiş tuttu dediğimiz bu. Ya buradakiler dökenin de düşüyor. Vidanı yamuk gidiyor yalnız. Vidanı uzak. Sen de gerilim verme bak. Buradan tırtır yapıyor. Gerilim attı gibisin ha. Ben söyleyeyim de. Nereden tırtır? İçeriden. Ya? Nereye tırtır? Elektriği ne kes, bileyim ben. Elektriği kestik de su hırt hırt yapacak. Ha tamam. Korku dolu anlar yaşadık ya. Şurası açık mı? Böyle kalabilir misin? Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaki sesi karıştırıyor olabilir misin? Gaz kalmamış olabilir mi? Saçını biraz geri çek. Gaz ses geliyor. Ama koku yok. Şöyle bir açtın mı gazı? Gazın banası falan var mı? Yok tamam geldi şu an. Hayır. Tamam bir dakika. Evet. Tamam. Oy. Mat. Haydi ne? Yemekler pişsin. Hadi, haydi Şaban abi. Ot giller sizi. Bana bak. Uzun şöyle çakmaklar var. Hani patlamadık. Uzun. Heh. Onlar her da... şey hoş. Tamam canım. Ama işleyiş yok Şaban abi. Evet, Selahattin abimiz de gitti. Evet, Selahattin abi uğurladık, kahvaltımızı ettik. Şimdi Şaban abiyle köy merkezine inip orada sularımızı dolduracağız. Çünkü artık şehre inme vakti geliyor. Maltepe'ye doğru gideceğiz. Yolumuzun üstünde burası olduğu için ilk burayı tercih edeceğiz. Yani Maltepe. Maltepe'den sonra da artık rotaya bakacağız. Hani Kadıköy mü olur, işte İspark mı olur? Onu emin değiliz şu anlık. Dün videoyu devam ettirmemişiz biz tıptan sonra. Mi? Aynen. Patlama korkusundan zaten ben action verdim size harikadan. Evet. Bir yandan da işte içeride denedik. Olmadı. Çünkü neden olmadı? Aslında oldu. Hı. İlk baş çalıştı. Evet. Sonra neden gitti acaba? Sabah çalıştıramadık. Evet. Yaktık olmadı. Ya gazı bitti diyorum. Hayır, gazı bitmedi balım. Emin 12 misin? Voltu 24 volt verdim ya. O sebepten çalışmadı. Sonra düşündük ya bu niye çalışmıyor diye. Sonra düğüm 12 volt olduğu için benim beynim durdu açıkçası gerçekten. Akünün bir tane akünün artısına biliyorum bunun için çok tepki çekecek şu an bu konuşmalarım ama. Bildiğimiz bir şey bilin, değil ki sonuçta. Ya bu bilinir ya balım. Düşünülür tabii ama o an düşünememişiz. Bu düşünememişiz şey evet. Bu bilinir ama kesinlikle. Birinin artısını birinin de eksisine verdim. O yüzden tuş mu bozuldu? Tuşu yaktım muhtemelen yani. Tuşu yaktığımı düşünüyorum. Çünkü sonra İnşallah elektrikçi öyle. Bir arkadaşımızı aradım ve tuştur dedi. İnşallah tuştur dedim ben. O zaman şehre indiğimizde bir deneriz. Yani yeni bir tuş alalım. Onunla bakalım nasıl olacak diye. Aynen Maltepe'de çözeriz onu. Evet. Şimdi sularımız eksik. Onları dolduralım. Evet. Aşağıda bir çeşmeden bahsediyordu evet. Şaban abi. İçme köyün suyu. Köyün içinde dedi. Yok o başka bir yer herhalde. Benim gördüğüm yer doldurmuştuk ya geçen. Evet. Köyün merkezinde. Orası olmazsa dedik şeye gideriz. İçme suyu olan bir yer var oraya gideriz. Tamam. Bakacağız artık yolda deneyerek göreceğiz. Ama aynen. Burası çok tatlıydı çok gerçekten. Çok güzeldi evet. Huzurla dolduk. Şu an hani merkeze iniyor olmak da bir tık üzmüyor değil. Evet. Çünkü aşırı sessizliğe alıştık burada. İşte koyunlar, inekler arkadaşımız, yoldaşımız. Neyse geri geliriz diye düşünüyoruz. Bir daha buraya kamp atarız bence. Bence de.
O zaman hazırsan yola çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Nasıl şehrin görüntüsüne geldik ama. Evet. Hemen fark ediliyor değil mi? Evet. İç cephede bir yer bulduk. Şimdi oraya park ettik. Birazcık da acıktım her zamanki gibi. Köyde Ayten abla, Şaban abinin eşi yabani neydi ya? Semizotu. Ha, semizotu toplamıştı. Bize de verdi biraz. Ben diyorum ki Öz şimdi onu ayıklayalım. Akşama sen böyle bulgurlu pirinçli bir yemek yap bize. Tamam. Ben mi yapayım? Sen bugün sen yap. Ben yoldan çok yoruldum ya. Doğru, şaftın kaydı. Oğlum sıcaktan. Çünkü trafik birazcık fazlaydı geliş yolunda. Aslında geç bir saatte de, yani iş saatinde de çıkmadık ama. Neyse, İstanbul trafiği diyelim. O zaman ben hazırlayayım. Tamam. Yiyelim. Ben de bir etrafı toparlayayım. Tamam. Arabayı durma haline getirelim. Okey. Artık yerleştik. Evet. Mesela. Artık buradayız birkaç gün. Sen bir ay daha bekleyebilir misin? Günaydın. Günaydın. O zaman yeni yerimizden bir duyuru yapalım mı bakalım hemen? Olur. Biz şimdi Maltepe, daha doğrusu Kartal. Dragos. Evet. Arasında bir hastane var. Onun tam önündeki cepte duruyoruz. Bir hafta kadar burada olacağız. Aynen. Sonra da Kadıköy'e geçeceğiz. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Bardaklarınızı... Evet, bardaklarınızı. Evet. Evet. Yani niye hiç atlıyorum her şeyi. Bardaklarınızı ve sandalyenizi getirirseniz daha güzel olur. Oturacak alanlar var. Bardaklarınızı da biliyorsunuz. Biz plastik bardak kullanmadığımız için kendi bardaklarınızı içmenizi istiyoruz. O yüzden bardaklarınızı ve sandalyelerinizi getirin. Tamam, şimdi devam edebiliriz. Görüşürüz. Evet, şehirde de duttan kaçamadık. Ay, bir tane yemezsem çatlarım biliyor musun? Bir tane bulmam lazım. Oradan kuytuyu. Üşüdüm. Bir meyve çantası yaparız. Günaydın. 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 Adalara hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım. Şimdi dün yaptığımız vegan hamburger içini kızartacağım. Öğle yemeği olarak orada yeriz. Bir de kahvaltılık bir şeyler hazırlarız. Akşam yemeğini artık evde yeriz. Tamam. O zaman iki çanta yapalım. Meyve de koyalım. Olur, meyve de koyalım. Buzdağını kırdık galiba az önce. Evet, ben kaşıkla kırmaya çalışıyordum ama Merve dedi ki çatal bıçağı koyalım, üstten vuralım ve çok nizam bir şekilde ayrıldı. Tebrik ederim. Şimdi soğuk bir kahve hazırlıyoruz. Evet, aslında şöyle dünün kahvesi vardı, onun içine buz attık. Bu normalde yanlış bir şey ama uğraşmak istemedim. Sonra tadına baktım, çok seyreldi. Ama şu an onun üzerine kahve demleyeceğim. Bunu yapmayın. Ben size soğuk kahvenizi demleneceğini öğreteceğim. Bence şu an çok fazla kahve vardı, o yüzden onu değerlendirmek istedim. Evet, peki bugün şehir hayatından kaçış nereye? Evet, şimdi öyle bir şey, tam karşımızda, durduğumuz yerin tam karşısında adalar var. Şimdi adaları görebiliyoruz, biz de adalar aşığı olduğumuz için acaba bir hafta içi gitsek mi diye düşündük. Bir de çok sıcak gerçekten. O yüzden bugün ya Heybeli'ye ya da Burgaz'a gidip denize girmeyi düşünüyoruz. Böyle de hazırlıklar yaptık, kahve demledik, meyve yaptık, Merve hamburger yaptı. Bir de sabah atıştırmalığı yapacağız ve vapura doğru yola çıkacağız. Denize gideceğiz, adalara. Bence muazzam. Çok güzel. Dün de çok çok güzeldi. Çok kalabalıktık. Bir sürü arkadaş geldi. Teşekkür ederiz. Çok tatlıydı gerçekten. Çok keyifli vakit geçirdim ben Merve sen. Ben de inanılmaz. Gece 1'e kadar sürdü, evet, zaten. Oturduk. Çok keyifliydi. Yorgunluk oldu ama çok özlemişiz böyle paylaşmayı, sohbet etmeyi. O yüzden ben kendimi muazzam hissettim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi hazırlıkları yapıp o zaman adaya doğru gidiyoruz biz. Evet. Vapur 11'de miydi? Yetişir miyiz? 40 dakika var. O zaman mükemmel. Hadi o zaman. Hadi. Yani bu arada Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar buradayız. Pazartesi ya da Salı Yeldeğirmeni'ne doğru yola çıkacağız. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bir tane çikolatacının önüne koyacağız. Oradan da duyurumuzu yapacağız zaten. Ama hafta sonu Dragos sahilinde. Bezme Alem. Aynen aynen. Daha kolayı. Bezme Alem Hastanesi'nin
tam karşısındaki otoparkta köşede duruyoruz. Zaten. Evet, zaten gözüküyoruz. Maltepe'deyiz. Aynen. Hastanenin karşısında bizim aracı görürsünüz. Evet, gelmek isteyenleri bekleriz. Ve tabii ki bardaklarınızı da getirirseniz. Evet, bakayım, bir unutuyorum ya. Ama onu sabah söylemiştim galiba. Öyle değil mi? Aynen, söylemiştim. Doğru. Tamam. Aynen, bardaklarınızı ve sandalyelerinizi getirebilirsiniz. Sandalye getirmeseniz de çimlerimiz var. Çimlerde otururuz hep beraber. O zaman geldiğinizde görüşürüz. Hizmette sınırı yok. Tabii ki de. Buzu yok ama içmem. Ama soğuk buz gibi. Tamam. Ne dedin? Ben buna bilmem, bu küçük gemi dedim. E tabii Kadıköy'den alıştın Barış Manço, evet, vapuruna. Evet, eski ve büyük gemileri bilmiyorum. Bu yanlış gemi olmasın? Hadi sen koş gel Kadıköy'e git. Niye? Büyük gemi istiyorsun. Merve ya, lokmanın parayla satılması ne kadar garip geliyor bana. Bizim her sokak başında neredeyse dökülüyor lokma. İzmir'de parayı da verip döverler. Evet. Bayağı işte böyle şeyler var ya. Efendim. Yürüyelim diyecektim. Hızlı yürüdüğümü düşünüyordum ama bacak boyum bu kadar Merve. Bu kadar adım adım atabiliyorum. Bu arada hafta içi de ada çok kalabalık. Yani büyük ada. Biz hafta sonu festivale gitmemize rağmen Heybeli mükemmeldi. Burası biraz kalabalık değil mi? Evet, çok kalabalık. Biraz değil, baya baya. İnsan akını var şu an burada. Hafta içi de gelmek birazcık hani düşünülebilir. Evet. Bayramda boş olur diye tahmin etmek istemiyorum. Gelmeyin arkadaşlar. Burgaz ya da Heybeli değil mi? Evet. Nasıl da denize yerinden hiç çekmedik ama. Ben bir yere uyumuştum çünkü. Özür uyudu ve deniz çok pisti. Deniz anaları çok fazlaydı yani. Ben denize girmeyen insan, ben girdim Özür girmedi. Evet. Böyle bir değişiklik oldu. Kollarımı ıslattım diyelim. Evet Merve, sen bir ara şey suyu suratına falan sürüyordun. Şey, temiz değildi de o yüzden çok içimize sinmedi. Biraz uyuduk, oturduk. Merve'nin yaptığı hamburgeri, evet, gömdük. Çok güzel olmuştu. Çok güzel olmuştu. Baklagillerden yaptık. Ben onun tarifini de veririm size. Bence denemelisiniz. Kesinlikle. Biz bütün atıştırmalıklarımızı yanımıza almıştık zaten. Müessesede de sadece şezlong ücreti ödedik. 150 TL. Yemek içmek dışarıdan getirilebiliyordu. Ama çok ses vardı. Çocuk sesleri fazlaydı biraz. Hani özür kitap falan da okudu ama çok anlayabildim, emin değilim bu konuda. Anlatacağım, uygulayacağım okuduklarımı. Ama şey, getirdiğimiz meyveler, abur cuburlar çok güzel oldu. Evet. Güzel bir gündü. Evet evet. Adadayız ya. Daha ne olabilir ki? Tamam. O zaman aşağıda vapuru beklerken çay içelim. Olur. 7'deydi değil mi vapur? 7'de. Tamamdır. Hadi gidelim. Bir dahaki deniz olayını hangi adada yaparız Merve? Burgaz. Değil mi? Burada da Beltur'un olduğu bir belediyenin, yani Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu bir sosyal tesis varmış. Oraya da bakın dediler ama biz tabii girmiş bulunduk. Ada çok kalabalık, yani büyük ada çok kalabalık. Evet. O yüzden daha sakin yerleri, Burgaz'a da, belki Kınalı da. Evet. Onlara bakalım derim ben. Bence de. Biz evimize gidelim. Evet.
Akşam yemeğimizi ne yapacağımızı düşünelim. Yeterli. Bizim denizden yüzde. Merve'nin takati kalmadı. Martı kiralayacak. Ayaklarımda derman yok. İkimiz bineceğiz ama bakalım nasıl gideceğiz. Kiralayamadım. Ne var öz? Arkamda kamerayla geliyorsun. Kiralayamadık. Yapamadın dalım. Kartla ilgili bir şey söyleyip durdu. Uğraşacak Cemal mecalim yok. Cemal yüzüm. Cemal dedi kim? Biz o kadar evet çok yorulmuşuz. Cemal yani düşündü artık. Allah aşkına gidebilir miyim? Allah'ım şükür kavuşturana. Canımız evimiz. Ayaklarıma karasular inmiş olabilir. Ben şimdi kafamı yastığa koyuyorum. Sabah da uyandırma beni. Yarın akşam uyandırma. Ailece mükemmel bir minibotum olacak. Evet çok çok güzel yansıyor. Hemen yemeğe başlayacak mısın? Yok. Bence de ben başlamam. Sen başlayınca ben geçeceğim. Çok yorgunuz şu anda. Oturmalıyız. Merve'cim, yoruldun? Yoruldum ama biliyorsun ki yine yemek yapacağım. Çünkü akşam arkadaşlarımızı davet ettik. Bugün tatil günü ilan ettiğimiz için onlar da dedi ki akşam gelin beraber vakit geçirelim. Size de bir yemek yapayım diye önceden söz vermiştim. Bu yorgunluğu hesaba katmadan yoksa asla bu yükün altına girmezdim. Senin işin bittiyse mutfakta ben devre alacağım artık. Evet ben bulaşıkları yıkadım. Oraya da derli toplu bir halde bıraktım. Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Benim humusum birazcık popüler oldu da yani Esenceli'de de birkaç kişiye, birkaç abimize, ablamıza bizim kullandığımız blender setinden aldırttım. Sırf humus tarifi yüzünden. Şimdi gelecek arkadaşlarım da bunu duymuşlar. Humus istiyorlar. Ben de girip mutfağa humus yapacağım mecbur. Sen bir kilo humus yapsan yeter yani. Başka bir şey yapmadın. Ona doğru gidiyor artık. Aynen. Gerçekten bir kilo humusu alıp hani böyle 1,5-2 ayda falan yeriz diye düşünüyordum. 1,5 haftadayız şu anda. Bitti nohutlar. Üfürüzde. Biz yine bir stok yapalım. Çip neden bitiyor? Evet. Öyle yani işte bir şeyler hazırlarız. Akşam çimenlerin üstüne sofra kurarız. Çok tatlı. Keyifli keyifli vakit geçiririz. Belki üşenmezsem bir de panelleri silerim ama emin değilim o konuda. Yemek durumuna bağlı. Panelleri sileceksin. Belki işte. Sen. İhtimal vermiyorum terasa da. Terasa çıkıp. İşte yemekten bıkmazsam. O kenarlarda yürüyeceksin. Özde sana mı kitleyeyim? Bilmem, düşünemedim şu anda. Ya şey, ne bileyim ben yapayım dedim bu sefer. İşte ben mutfağa gidiyorum. Sonrası da bakalım. Yani yemeğe girişmeden önce şeyi de söyleyeyim. Yarın ve hafta sonu müsait olanları Maltepe sahiline bekliyoruz biz. Hoşçakalın.